Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. Savunma sanayide yerli çip dönemi başlıyor. Savunma sanayi alanındaki başarımız günden güne artmaya devam ediyor. Şimdi de gündemde yerli çip üretimi yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, HİT30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'na yönelik açıklamalarda bulundu. Söz konusu yatırımla Türkiye'de 65 nanometre ve 6 çip üretilecek. Yüksek teknolojide üretim üssü olma yolunda ilerleyen Türkiye, otomotiv sektöründe de başarılara imza atacak. Elektrikli araçlar sektöründe batarya üretimi için 2030'a kadar megawatt saat $6.000 hibe destekleri sunulacak. Endonezya'da Türk savunma sanayini tercih etti. Daha önce de Türkiye'de Baykar'dan Anka SİHA'yı alan Endonezya bu sefer de Baykar dedi. Endonezya Hava Kuvvetleri Komutanı Muhammed Tony, Bayraktar'dan TB2 SİHA alacaklarını duyurdu. Özellikle Baykar'ı tercih etmelerinin nedenini Tony, Türk yapımı SİHA'ların yüksek kalitesi, gözetleme ve keşif operasyonlarındaki başarısına bağladı. Milli atıcımız Paris Olimpiyatlarına damga vurdu. Dünyanın en büyük spor organizasyonu Olimpiyat Oyunları'nın 33.sü Paris'te devam ediyor. 26 Temmuz ile 11 Ağustos tarihleri arasında Paris'te başlayan Olimpiyat Oyunlarına 10.500 atlet katıldı. Ülkemizi atıcılık, atletizm, yol bisikleti, boks, artistik jimnastik, güreş, halter, okçuluk, tekvando, voleybol, yelkenle yüzme branşlarında sporcularımız temsil edecek. Girilen yarışmalarda Türkiye şu ana kadar bir gümüş madalya sahibi oldu. Atıcılık yarışmasındaki performansıyla sosyal medyada en çok aratılan isimlerden biri olan Yusuf Dikeç, gümüş madalyanın sahibi oldu. 10 metre havalı tabanca kategorisinde yarışan Dikeç'in eli cebinde ve özel ekipman kullanmadan yaptığı atış kendisine işte Türk insanı dedirtti. İsrail 3. Dünya Savaşı'na mı hazırlanıyor? İsrail-Gazze arasındaki sıcak çatışma ne yazık ki hala devamlılığını koruyor. Ateşkese yanaşmayan İsrail yeni silah anlaşmasını imza attığını duyurdu. İsrail Savunma Bakanı, İsrail merkezli savunma sanayi şirketi olan Elbit Systems ile $340 milyon silah anlaşmasına gitti. Firma 10 yıl sürmesi planlanan sözleşme gereği mühimmat üretmek için üretim tesisi de kuracak. İsrail'in bu denli büyük bir anlaşmaya gitmesi akıllara 3. Dünya Savaşı'na mı hazırlanıyor sorusunu getirtti. Türk İş yoksulluk sınırını açıkladı. 2024 yılı için belirlenen asgari ücret 17.002 lira olurken bugünkü açlık sınırı bu fiyatın üzerinde seyretti. Konuya ilişkin Türk İş yoksulluk sınırının 62.653 lira olduğunu söyledi. Açıklanan bu veriler sonucundaysa asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı görüldü. Örnek verecek olursak sadece bekar bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 24.901 lirayı buluyor. Kaldı ki 4 kişilik bir aile için bu durum aylık sadece beslenme baz alındığında 19.000 lirayı, giyim, konut, ulaşım, eğitim harcamaları dikkate alındığındaysa toplam tutar 62.000 lirayı da geçiyor. Bu fiyatla yurt dışına çıkmak biraz hayal olacak. Yaz döneminde Yunanistan'ın açıkladığı vizesiz turlara Türk vatandaşların ilgisi yoğun olmuştu. Öyle ki Yunan adalarına tatile giden vatandaşlar Türkiye ve Yunanistan arasındaki fiyat farkına da tepki göstermişti. Bodrum'daki işletmelerden daha uygun fiyata yemek yiyip plaja girebildiklerini sosyal medyada da paylaştılar. Fakat çok sürmeden vatandaşların uygun fiyatlı tatil kaçamağı adeta kursaklarında kaldı. Çünkü alınan kararla yurt dışı harç ücreti 150 liradan 500 liraya yükseltildi. Vatandaş henüz fiyata sindirememişken vergi uzmanı Ozan Bingöl bu tutarın yılbaşında 750 lirayı bulabileceğini söyledi. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.